Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında park manevrasından kalan sürücü adaylarına ikinci bir şans verilecek. Yeni yönetmelik 9 Temmuz'da resmi gazetede yayınlanarak bir 6 ay içerisinde yürürlüğe girecek. Hem kursiyerler konusunda hem bizim trafikte olan sürücüler konusunda kazaların daha azalması konusunda bayağı faydalı ve çok güzel bir isabetli bir değişiklikler oldu. Birinci değişiklik kursiyer açısından ve kurslar açısından paralel parkta tek seferde, tek hamlede iki duba arasına giren kursiyer tek seferde kaldığında sınav sonlandırılıyordu. Kursiyer başarısız sayılıyordu. Buna bir hak daha verildi. Kursiyer bir sefer paralel parkı yapamadım, tek hamlede iki duba arasına girmedi mi ikinci bir hak verildi. Bu da kursiyer için daha rahat bir heyecan yapmadan daha kolay oldu. Sınav güzergahı uzatıldı. Artı bir U dönüşü 8 ile 9 metrelik bir alanda, 9 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki alanda U dönüşü yapılması yeni eklendi yönetmeliğe. Bu da kursiyer açısından iyidir. En azından bir boşlukta U dönüşünü yapabiliyor. Sınav saati 35 dakikada sınav sonuçlanıyordu. Şu an 40 dakikaya çıkarıldı. Her bir sınavda 12 kişilik bir kursiyer kontenjanı veriyordu Milli Eğitim Bakanlığı. Şu an onu 10'a düşürdü. Sabah mesela 5'er dakika her bir kursiyer araca bindiğinde sınavda 5'er dakika ara veriliyordu. O 5'er dakikalık arada sabah 5 kişilik kursiyer arasında 15 dakika, öğleden sonraki 5 kişilik kursiyer yine 15 dakika bir kursiyerde ara verilecek. 15 dakika sabah, 15 dakika öğleden sonra. Bu da hem komisyona giren hocalar için hem komisyonda görevde bulunan usta öğretici için insani ihtiyaçlarını gidermeleri için çok güzel oldu bu. Farklı güzergah yönetmeliği. Bu yönetmelikte trafik akışı eğer fazla sıkışırsa sınavda görevli, milli eğitimden görevli görevliler bu sınav güzergahının yönünü de değiştirme yetkisi verildi. Bu da kursiyerler ve kurslar açısından, trafik güvenliği açısından bayağı güzel oldu.
Yani bu yönetmeliğin bir an önce yürürlüğe girmesi, gerçi resmi gazetede yayınlandı ama bunun sınav güzergahı olsun, araçlar olsun, bilgilendirme olsun, bir 6 ay içerisinde yürürlüğe girmesi bizim için çok iyi olur. Biliyorsunuz en son değişen yönetmelikten sonra %25 ile %35 arasında trafik kazalarında bir azalma olmuştu. Gönül ister ki hiç trafik kazalarının olmaması. Biz de o minvalde eğitimlerimizi veriyoruz. Yani kursiyerlerimize gerektiği ve yeterinceye kadar sadece sınavı geçmeleri için değil. Yani bir kursiyer sadece sınavı geçmesi için geliyorsa bu bizim için büyük bir sıkıntıdır. Ha, bizim amacımız nedir? Kursiyere sadece ehliyet kartını vermek değil. Onu şoför yapıp sınavı almaktır. Ha, şoför yapıp sınavı aldı mı, hakkıyla da sınavı geçti mi, zaten trafik kurallarına uydu mu kaza olacağını zannetmiyorum. Sürücü olmak öyle basit bir şey değil. Mesela şu an bizim teorik derslerimizde, yazılı öğretim verdiğimiz teorik derslerinde 4 saatlik bir trafik adabı dersi var. Bu trafik adabı dersini Milli Eğitim daha sonra niye yönetmeliğe koydu? Demek ki trafik adap istiyor. Sürücülük adap istiyor. Yani adabıyla sürmek lazım. Sadece direksiyonun başına oturup ehliyetini cebine koyup sürücü olamazsın. Önce bir adabını öğrenecek, ondan sonra sürücü olacak. Biz de bu minvalde eğitimlerimizi gerektiğinden fazlasıyla da veriyoruz.